Merhaba arkadaşlar, sosyoloji ünite 13 testini yapacağız. 1. Frederick Winslow Tyler neyin yaratıcısı olarak tanınır? A. Tylerist ilkelerin, B. Homo economicus, C. Bilimsel yönetim anlayışının, D. Yönetsel devrimin. Cevabımız B. Bilimsel yönetim anlayışının. 2. Üretim araçlarının mülkiyetinin büyük ölçüde özel ellerde toplandığı ve ekonomik faaliyetin temelindeki dürtünün kâr birikimi olduğu ekonomik sistem nedir? A. Kişisel kazanç, B. Özel mülkiyet, C. Sosyalizm, D. Kapitalizm. Cevabımız D. Kapitalizm. 3. Sistem yoksullara yoksulluktan çıkabilmelerini temin için küçük miktarda borç vermek üzerinde işlemektedir. Bu parayı alanlar küçük işletmelerini sıkıntıdan kurtarmak için harcarlar. Bu sistemin adı nedir? A. Kredi, B. Makro kredi, C. Mikro kredi, D. Faiz. Cevabımız C. Mikro kredi. 4. Bankasızı bankalılaştırma olarak da nitelenen mikro kredi sistemini kim bulmuştur? A. Frederick Winslow Tyler, B. Adam Smith, C. Paul Samuelson, D. Muhammed Yunus. Cevabımız D. Muhammed Yunus. 5. Büyük ölçüde İngiltere'de 1760'lardan 1830'lara kadar geçen sürede gerçekleşen sanayi devrimi, ekonomide tarım devriminde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? A. Seri ve kitlesel üretim, B. Uzmanlaşma, C. Ücretli işçi sınıfının ortaya çıkışı, D. Eğitim. Cevabımız D. Eğitim. 6. Endüstriyel toplumlarda çalışma hayatının temel özellikleri arasında hangisi yoktur? A. Geleneksel değil bilimsel, B. Çatışma değil uyum, C. Bireycilik değil işbirliği. Cevabımız A. Geleneksel değil, bilimsel. 7. Tarım devrimi nasıl veya ne ile başladı? A. Avlanmayla, B. İnsanlar hayvanları pulluğa koşmaya başladığında, C. İnsanlar hayvan besleyip satmaya başladığında, D. Verimli topraklar ekilip biçilmeye başlandığında. Cevabımız B. İnsanlar hayvanları pulluğa koşmaya başladığında. Evet arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz.